Bilim adamları bu patlamaya İngilizce Big Bang, yani Büyük Patlama ismini vermişlerdir. Sonuçta Big Bang göstermektedir ki evren yoktan var edilmiştir. Diğer bir deyişle evren yaratılmıştır. Birazdan evrenin yaratılışı hakkındaki bilimsel gerçeklerin Kur'an'da nasıl açıklandığını izleyeceksiniz. Aslında evrenin kökeniyle ilgili gerçekler Big Bang'in keşfedilmesinden tam 14 asır önce de insanlığa haber verilmişti. İnsanların astronomi bilgisinin çok kıt olduğu o dönemde evrenin yokluktan var edildiği, Allah'ın insanlara yol gösterici olarak indirdiği Kur'an'da şöyle bildirilmişti. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Günümüzde yapılan bilimsel araştırmalar evrenin tüm maddesinin, yani evreni oluşturacak tüm cisimlerin başlangıçta tek bir noktada toplanmış olduklarını ve sonradan ayrıldıklarını göstermektedir. Big Bang teorisinin ortaya koyduğu bu gerçekte yine zamanımızdan tam 14 asır önce hiçbir insan tarafından bilinmezken Yüce Allah'ın insanlara indirdiği Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. O inkar edenler görmüyorlar mı ki, başlangıçta göklerle yer birbiriyle bitişikken biz onları ayırdık. Yine bilimin keşfinden asırlar önce, mucizevi bir biçimde Kur'an'da haber verilen bir diğer gerçekse, evrenin genişlemekte oluşudur. Bu konuda Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Kuşkusuz bilim adamlarının 20. yüzyıldaki gözlemler sonucunda keşfedebildikleri gerçeklerin bundan 14 yüzyıl önce Kur'an'da haber verilmiş olması, Kur'an'ın Allah sözü olduğunu insanlara bir kez daha göstermektedir.